Değerli mesai arkadaşlarım, BOTAŞ'ın çok kıymetli yöneticileri, değerli çalışanları, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve sözlerimin başında BOTAŞ'ın kuruluşunun 50. yılını tebrik ediyorum. Yarım asırlık tecrübesiyle ülkemize enerji veren BOTAŞ'ın her kademesindeki çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hepinizin malum olduğu üzere BOTAŞ şirketinin enerji yolculuğu ham petrol taşımacılığıyla başladı. Ham petrol faaliyetleriyle başladı. Ve BOTAŞ 27 Ağustos 1973 tarihinde imzalanan ham petrol boru hattı anlaşması çerçevesinde Irak ham petrolünün İskenderun Körfezi'ne taşınmasını gerçekleştirmek üzere tam 50 yıl önce bugün kuruldu. Ve bu hatla birlikte Ceyhan Kırıkkale, Batman, Dört Yol, Ceyhan ham petrol boru hatları ile ham petrol taşıma faaliyetlerini sürdürdü. Ayrıca Hazar bölgesinde üretilen petrolü dünya pazarlarına ulaştırmak üzere inşa edilen Bakü-Tiflis Ceyhan boru hattında da görev üstlendi. Toplam uzunluğu 3382 kilometre olan boru hatlarıyla bugüne kadar yaklaşık 14,5 milyar varil ham petrol taşındı. Başlangıçta sadece petrol boru hatları taşımacılığı yapan BOTAŞ, ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 1986 yılından itibaren doğal gazın ticareti ve taşımacılığı ile ilgili faaliyetleri de yürütmeye başladı. BOTAŞ bugün petrol ve doğal gaz boru hattı işletmeciliği, LNG, FSRU terminali işletmeciliği yapıyor. Ceyhan, Dört Yol, Marmara Reylisi ve Saros'ta bulunan kıyı liman tesislerinde aynı zamanda liman işletmeciliği faaliyetleri yürütüyor. Şirketimiz bunların yanı sıra doğal gaz ve LNG ticareti, doğal gaz ve LNG depolama faaliyetleriyle uluslararası doğal gaz ve petrol taşıma projelerini birlikte yürütüyor. Kıymetli arkadaşlarım, BOTAŞ tüm bu faaliyetlerini yürütürken yerli ve milli kaynakların kullanımını da önceliklendiriyor. Kovan projesi, Milli SCADA, boru hattı güvenlik sistemi, X-Proof motor üretimi gibi yerli ve milli projeler gerçekleştiriyor. Yenilenebilir enerji projelerine yapılan yatırımlarla çevreye duyarlı ve sürdürülebilir enerji politikalarını da aynı zamanda destekliyor. Türkiye genelinde bulunan tesislerinde kurulan ve bundan sonra kurulması planlanan güneş ve rüzgar enerjisi santralleriyle ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor. BOTAŞ 2019-2024 yılları arasında çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki hassasiyeti ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla uluslararası platformlarda 31 ayrı ödüle layık görüldü. Bundan sonra da tüm faaliyetlerini insana, doğaya ve çevreye olan hassasiyeti en üst düzeyde tutarak yapmaya devam edecek. Değerli mesai arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi doğalgaz ülkemizin ekonomisi için çok önemli bir enerji kaynağı, çok önemli bir yakıt. Hem sanayide, hem evlerimizde, hem de elektrik üretiminde yoğun bir şekilde doğalgazı kullanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyüyen ekonomimiz ve ülkemizle birlikte doğalgaz talebimiz de günden güne, her geçen gün artıyor. Bugün Türkiye yaklaşık 50 milyar metreküpün üzerindeki yıllık tüketimiyle Avrupa'nın en büyük dördüncü doğalgaz pazarına sahip bir ülke haline geldi. Tabii bu denli büyük miktarda doğalgazı kesintisiz bir şekilde vatandaşlarımıza, tüketicilerimize sunabilmek çok güçlü bir altyapıya sahip olmayı gerektiriyor. Malumunuz olduğu üzere güçlü bir altyapı içinde boru hatları kritik bir öneme sahip. Bugüne kadar ülkemizin enerjide merkez ülke konumunu güçlendiren birçok başarılı projeyi BOTAŞ vasıtasıyla hayata geçirdik. 2003 yılında Mavi Akım projesini sisteme dahil ettik, devreye aldık. Ülkemizin enerji ağlarını genişleten, aynı zamanda Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini pekiştiren TANAP'ı 2018 yılında devreye aldık. Bu proje sayesinde Hazar Denizi'ndeki kaynakları Türkiye'ye getiriyor ve ülkemiz üzerinden de Avrupa'ya taşıyoruz.
Bu hattan Türkiye'ye taşınan toplam doğalgaz miktarı 28,5 milyar metreküpü buldu. 2016 yılında yine Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda Türk akımı anlaşmasını imza altına aldık. Ve 2020 yılının başından itibaren de artık Karadeniz'in altından direkt olarak Rusya'dan doğalgaz tedarik etmeye başladık. Bu hattan ülkemize bugüne kadar yaklaşık 40 milyar metreküp doğalgaz geldi. Ülkemizin enerji talebini sorunsuzca karşılamaya ve arz güvenliğini tesis etmeye yönelik depolama yatırımlarını da yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Özellikle kış aylarında arıza, kesinti gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak amacıyla doğalgazın bir bölümünü depolamak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Biri Silivri'de, diğeri Tuz Gölü'nde olmak üzere iki yeraltı depolama tesisi projesini hayata geçirdik ve bugün itibariyle Silivri'de 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü'nde de 1,2 milyar metreküp olmak üzere 5,8 milyar metreküp toplam doğalgaz depolama kapasitesine sahip olduk. Ülkemizin doğalgaz depolama kapasitesini arttırarak arz güvenliğimizi daha da güçlü hale getirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizde toplam 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Ve bu sayede ülkemizin yıllık kullandığı doğalgazın %20'sini depolar hale geleceğiz. Değerli mesai arkadaşlarım, elbette ki güçlü altyapımızın önemli unsurlarından bir tanesi de FSRU'lar. BOTAŞ vasıtasıyla yine hayata geçirdiğimiz yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi yatırımları ülkemizin ucuz ve güvenli enerjiye erişiminde etkin bir rol oynuyor. Dört Yol'da, Saros'ta, Ali Ağa'da FSRU'larımız bulunuyor. Hatay'ın Dört Yol ilçesinde bulunan BOTAŞ FSRU tesisinde 2021 yılında devreye alınan milli gemimiz Ertuğrul Gazi 28 milyon metreküplük günlük gazlaştırma kapasitesine sahip. 110 milyon metreküplük de aynı zamanda doğalgaz depolama kapasitesine sahip ve bu anlamda ülkemizin enerji arz güvenliğinde hakikaten çok önemli, çok kritik bir rol oynuyor. Saros FSRU terminali ülkemizin doğalgaz ticaretinde etkin bir ülke konumuna gelerek doğalgaz iletim ve ticaret merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşmamıza katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra Marmara Ereğlisi ve yine İzmir Aliağa'da LNG terminallerimiz var. Marmara Ereğlisi LNG terminali günlük 37 milyon metreküplük doğalgazın iletim hattına girmesine yardımcı oluyor, vesile oluyor. Bugün itibariyle LNG alma kapasitemizi geçtiğimiz 8 yılda 5 kat arttırmış durumdayız. 2016'da 30 milyon metreküp olan günlük sıvılaştırılmış LNG alma kapasitemizi bugün itibariyle 160 milyon metreküpe çıkardık ve bu sayede Türkiye'nin ihtiyacı olan doğalgazın yarısını rahatlıkla sıvılaştırılmış doğalgaz ile tedarik edebilecek hale geldik. Bütün bunların yanı sıra uzun vadeli projeler ve doğalgaz anlaşmaları ile dengeli bir tedarik portföyü konusunda da sürekli çalışmalar yürütüyoruz. Malumunuz 2 hafta önce Türkmenistan'daydık. Türkmen gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşınması ile alakalı projede yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra Azerbaycan ile stratejik bir çerçeve anlaşma imza ettik ve bu kapsamda BOTAŞ ile Azerbaycan arasında gaz tedariği anlaşmasının 2030 yılının sonuna kadar uzatılmasını sağladık. Amerika ziyaretimiz kapsamında yaptığımız görüşmeler neticesinde iki ayrı şirket ile 10 yıl süreyle LNG alımı konusunda anlaşmaya vardık. Yine Cezayir ile olan LNG anlaşmamızı 2027 yılının sonuna kadar uzatma kararı aldık. Bugün artık BOTAŞ dünyada 34 farklı ülkeyle doğalgaz ticareti yapan bir şirket haline geldi. Değerli arkadaşlar, ülkemizin doğalgaz merkezi olması yolunda güçlü bir altyapıya ihtiyaç var. Bununla birlikte güçlü bir piyasaya ihtiyaç var. Yani iç pazarımızın da çok kuvvetli olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 2002 yılında iktidara geldiğinde ülkemiz için şöyle bir hedef ortaya koydu. Türkiye'de bu temiz, bu çevreci, konforlu yakıtı bütün hane halkına biz götüreceğiz. Ülkemizdeki bütün evlere doğalgazı götüreceğiz hedefini ortaya koydu. O gün itibariyle yani 2002 yılında Türkiye'de
sadece 5 ilde doğalgaz vardı. Bugün gelinen noktada 81 il, 862 yerleşim yeri ve yaklaşık 212 OSB'de organize sanayi bölgesinde doğalgaz kullanılıyor. Yaklaşık 72 milyon vatandaşımıza doğalgaza erişim imkanı sağladı. 20 bin kilometrelik devasa bir iletim hattı, 200 bin kilometrelik de bir dağıtım hattına sahibiz. Yani adeta tüm ülkemizi, tüm yurdu doğalgaz ağlarıyla örmüş durumdayız. Altyapı dedik, güçlü bir iç pazar dedik, bir de merkez ülke olmak için elbette bölgesel işbirliklerine ihtiyaç var. Çok şükür bu konuda da çok önemli mesafeler kat ettik. Bugün sunumda da gördüğünüz Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Avrupa'daki önemli tüketim noktalarına erişebiliyoruz. Artan gaz kaynaklarımız ile Avrupa'ya gaz sağlayan bir ülke durumundayız. Başta komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan'la ama bunların dışında Kuzey Makedonya'yla, Romanya'yla, Macaristan'la, Sırbistan'la yani artık komşu olmadığımız ülkelerde de, sınırdaş olmadığımız ülkelerle de doğalgaz ticaret anlaşmaları yapıyoruz. Ve BOTAŞ artık gaz sadece ithal eden bir ülke değil, bir şirket değil, gaz ihraç eden bir şirket haline geldi. Türkiye, Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ve doğalgaz üretimiyle artık kendi doğalgazını üreten, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmiş, güçlü altyapısı ve tedarik portföyü sayesinde ihracat kabiliyeti olan, bölgesinin ve Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan lider bir ülke haline geldi. Ülkemizin bu anlamda markası ve bayrak taşıyıcısı da BOTAŞ oldu. BOTAŞ, önümüzdeki dönemde yapmayı hedeflediğimiz reform, ortaklık, satın alma ve projelerle çok daha büyüyecek ve ülkemizin ve insanımızın enerjisine enerji katmaya inşallah devam edecek. Elbette yapacak çok işimiz var, gidecek çok uzun bir yol var. Bu uzun ve zorlu yolda siz değerli mesai arkadaşlarımın çalışmaları, emekleri, samimi gayretleri ve varlığı bizlere güç veriyor. Bu anlamda her birinize, burada olmayan diğer arkadaşlarıma, sahada olan bütün çalışanlarımıza, milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. BOTAŞ'ın 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum, kutluyorum. Nice 50 yıllara, nice başarılara ulaşmak temennisiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.